Hemşire Games'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyuncu kariyerimize yani forvet kariyerimize devam ediyoruz. Hollanda Ligi'nde Herneven takımında top koşturuyorduk biliyorsunuz. Öyle bir laf vardır ya top koşturmak diye. İşte biz de top koşturuyorduk ve gollere devam ediyorduk. Gol yağmuruna devam ediyorduk. Biliyorsunuz oyuncumuzun uğurlu 75 Larsson ve Slugwer'le ileride çok iyi işler çıkardık. Bakalım serimizin bugünkü bölümünde neler yapacağız. Hemen maçlara geçelim. Slugwer boş pozisyonda Slugwer atıyor. 1-0 oluyor arkadaşlar. Paulsen şimdi Jansen vurdu. Defansımız kesti. İleri attı top bana doğru geliyor. Ben de şimdi Larsen'e verdim. Koşuyorum araya. Slugwer aldı, offside. Ah be Slugwer, bana bıraksan belki de offside olmayacak. Paulsen'in önünde kalıyor. Ve 1-1 oluyor durum. Maçta durum 1-1 oldu. Paulsen'in önünde kalan bomboş topla Paulsen topu ağlarla buluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi defans hatası. Hem de inanılmaz derecede aptalca bir hata. Yani yenmeyecek yerden gol yemişiz ya. Cık. Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Paulsen araya verdi. Defansımız gene hata yaptı. Şimdi defansımız bu sefer başarılı. Şimdi topu aldım. Bomboş pozisyon. Vurdum ve gol. Gol atıyorum. Defanstan kaptım. Topta gol atıyorum. Durum 2-1 oluyor. 13 numara Ali Zafer gene boş geçmedik. Gene boş geçmedik. Burada Larsen dokunamıyor. Ardından biz dokunuyoruz. Alıyorum topu. Yediğimiz gol gibi bir gol atıyoruz arkadaşlar. Ama daha klas, daha sert bir şut çekiyoruz. Ve maçta durum 2-1 oluyor. Paulsen önünde boş buldu. Paulsen atamadı. Orada müthiş alıyorum topu. Yapma be oğlum be. Öyle pas verilir mi? Kaptık tekrardan. Kaçtım araya. Verdim pasımı aşağıya. Kaçıyorum yukarı doğru. Aç oğlum ortanı. Açtı ortasını. Ah be. Top yeniden bizde. Hadi. Verdi pasını. Çektim topu. Kaptırdım. Kaptırdım. Alabilir miyim tekrardan? Çabalıyorum. Aldım mı? Aldım abi. Verdim pasımı. Oyna tekrardan. Çok fazla pozisyon buluyoruz, değerlendiremiyoruz. Kaçtım araya. Aldım. Aldım ama gene kontrol edemiyorum. Bu sefer de faul yapıyorum. Hakem devam dedi. Hala atak devam ediyor arkadaşlar, şaka gibi. Şimdi Paulsen aldı. Paulsen kaptırdılar yine. Yine kaptırdılar. Oynadı bana. Ben de oynadım araya. Offside var mı? Yok. Vur oğlum. Gol. 3-1 oldu. Bir gol bir asist yaptık. Slugwer. Yine Slugwer attı. Bugün ikinci golünü attı. Eski günlerine dönüyor Slugwer. Burada topu bir anda önümde buldum. Direkt Slugwer oynadım. Araya bir pas. Slugwer de çok iyi vurdu. Ve topu ağlarla buruşturdu. Artık maçtaki risk üzerimizden kalktı. Durum 3-1 oldu arkadaşlar. Verdim ara pası. İleriye doğru kontrol etti. Kaçtım araya. Vurdum kafayı. Asfaltla dışarıda. Asfaltla dışarıda. Görüyorsunuz. Burada kafayı vurduk. Asfaltla kaçtı gol. Kornermiş. Rakip defansa çarpmış. İçeriye doğru. Bu sefer değerlendiremiyor. Forvetlerimizden bir tanesi bu sefer değerlendiremiyor. Durum 3-1 maçta. Gördü beni. Vurdu. Ah be. Ah be Larsen. Burada Larsen açılan ortada. Larsen vuruyor. Kornerim diye bakıyorum şimdi. Korner yok. Out dedi hakem. Slugwer'den top bekliyorum. Slugwer attı, geçmedi. Top yeniden bizim takımda kaldı şimdi. Gene ileriye bana doğru uzattı. Alamadım. İkinci hamlede de alamadım.
Hadi oğlum Larsen. Larsen de vurdu, defans geçirmedi. Maçta artık son dakikalar ve hakem bitiriyor. 3-1 yeniyoruz. Yine galibiyetle ayrılıyoruz arkadaşlar bu videodan da. Daha doğrusu maçtan da, yanlış söyledim. Bir gol bir asist yaptık arkadaşlar videonun ilk maçında. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne yapacağız. Şu anda ligde kaçıncı sıradayız? 3. sıradayız arkadaşlar. Feyenoord ve Ajax var. En azından Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. O yüzden üzerimizde bir baskı yok, fakat neden 1. ve 2. olmayalım? Tabii 1. ve 2. olduğumuzda garantilemiş oluyoruz. Şu an transfer sezonuna geldik arkadaşlar. Herneven takımından bakalım bizi isteyecek başka takım var mı? Ben şu an Herneven'da iyiyim abi. Evet. Teklifleri bize bildirecek. Transfer sezonu açılıyor. Bakalım transfer sezonu bize nasıl yansıyacak. Utrecht'le maçımız var. Ondan önce bakalım transfer sezonunda neler oluyor, neler bitiyor. İlk 11 aldı bizi. Şu anda bize karşı herhangi bir teklifte falan bulunan olmadı. Hemen bir sonraki maça gidelim. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Haller önünde boş buldu. Haller attı. Haller affetmedi. Boş pozisyonda. Durum 1-0 oluyor arkadaşlar. Biz atak bulmadan rakip takım buldu ve 1-0 geriye düştük maçta. Geriye doğru uzatılan pasta. 1-1 oldu arkadaşlar. Larsen atıyor. Larsen durumu 1-1 yapıyor. Maçta beraberliği bulduk. Bomboş pozisyonda attım. Defans hatasını affetmedim. Komik bir gol attım arkadaşlar. Görüyorsunuz burada defans hatasını affetmedim. Ve durumu 2-1 yaptım. Takım öne geçiren golü attım. Burada topu aldım. Kaptırdım. Sonra burada kaleci vurdu. Defanstan sekti. Ve ben de fırsatçılığımı konuşturdum. Bu şekilde attım. Durum 2-1 oldu. Sol kanatta içeriye doğru. Şık bir gol daha atacaktım ama olmadı. Burada böyle sol ayakla vuruyorum, biliyorsun sol ayağım güçlü değil. Top dışarıda, durum hala 2-1 maçta. Boymans Haller'e verdi. Haller boş pozisyonda, Haller atıyor. 2-2 oluyor arkadaşlar. Haller attı, durum 2-2 oldu. İleriye doğru attı. Slagver attı, 3-2 oldu. Şu an şoktayım cidden. 2-2 olan maçta geriye düşüp ileriye geçtiğimiz, sonradan durumun yeniden eşitlendiği maçta şimdi öne geçiyoruz arkadaşlar. Slagver'in golüyle durum 3-2 oluyor. Burada ben de araya kaçıyorum. Fakat ileride Slagver bomboş kalıyor. Aslında orada benim araya kaçmam defansın benim üzerime odaklanmasına sebep oldu. Ve Slagver boş pozisyonda attı. Durum 3-2 oldu. Lopez, Haller defans aldı şimdi. Hızlı araya kaçıyorum. Verdim pasımı. Hakem faul dedi. Burada defansımıza yapılan bir faul vardı. Artık maç bitmek üzere arkadaşlar. Biz de ileri hatta doğru yükleniyoruz böyle. Pasımı vermeye çalıştım. Top beni açtı şimdi. Tekrardan dokunabilecek miyiz? Bir gol daha atsak hiç fena olmaz. Slagver. Slagver ne yaptın be oğlum be? Slagver pas atmak istedi sanırsam ama çok kötü. Cidden çok kötü bir pas. Eğer öyle bir düşünceydeyse cidden çok kötü yaptı. Artık bitir hocam. Bitirdi. 3-2 Utrecht'i yendik arkadaşlar. Yenilmiyoruz. Yenilmemezlik serisine devam ediyoruz. Bakalım önümüzdeki maçta ne yapacağız? Evet, şu anda 37 puanla 3. sıradayız. Sadece 4 puan var Ajax'la aramızda arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki maç, dünyada yılın futbolcusu duyurusundan sonra göreceğiz. Önümüzdeki maç kimin neymiş? Bakacağız birazdan. Dünyada yılın futbolcusu Zlatan İbrahimovic. Vay. İlk yıl Messi'ydi. Şimdi İbrahimovic olmuş. Ali Zafer demiş ki bu maç gösterdiğimiz inancın biz daha ileri götüreceğini düşünüyorum demiş.
Ben de öyle düşünüyorum. Gol sıralamasında lideriz arkadaşlar. Siz de sağ ekranın sağ alt köşesinde görmüşsünüzdür muhtemelen. Önümüzdeki maç Excelsior isimli bir takımla. Bu takımın nasıl bir takım olduğunu bilmiyorum ama bu maçı atlamayı düşünüyorum. Hatta ben bu maçı atlayayım arkadaşlar. Bizim takım umarım yener bu takımı. Bakalım, 3-0 yenilmişiz Excelsior'a. Keşke girseydim maça. Çok önemli maç olduğunu düşünmedim. Ah be, girseymişiz Feyenoord'u geçebilecekmişiz. Yazık oldu. Keşke girseydim ama neyse, artık geçti maç. Şimdi Willem 2 isimli bir takımla yapacağız. Bakalım bu maçta neler yapacağız arkadaşlar. Nasıl pozisyonlarla karşılaşacağız ve gole çevirebilecek miyiz? Hepsini birazdan göreceğiz. İleriye doğru bana uzatılan pasta. Kaleci çıkıyor Lampre. Şimdi önümde buldum, verdim pasımı Slugver'e. Slugver de bana oynadı. Kaptırdım. Gene ileriye doğru, bana doğru. Takım çok fazla uzun pas oynuyor. Çoğunu da değerlendiremiyoruz derken vurdum. Kornere çıktı top. Ah be. Defans orada müdahale etmesi arkadaşlar cidden çok tehlikeli bir pozisyondu. Bakalım, kornerlerden genelde atamıyoruz ama bu sefer atabilecek miyiz? Ah be, defans. Rakip takımın defansı etten duvar ördü resmen. Hadi oğlum alırsınız. Hadi oğlum. İleriye doğru yapmayın be. 72. dakika 1-0 yeniliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz arkadaşlar. Hadi. Biraz daha zorlayın. Yapmayın bunu. Çevir oğlum. İleri hatta koşuyorum. Ya bu maç full böyle havadan pas atıyorlar bu şekilde. Ben de bir şey yapamıyorum havadan paslarda ya. Fiziğim o kadar iyi değil. Benim oyuncunun fiziği. Yani fizik gücü o kadar iyi değil. O yüzden fazla bir şey yapamıyorum. Atmaları gereken zamanlarda da havadan pas atmıyorlar. Hep saçma zamanlarda atıyorlar arkadaşlar. Takım bu maç cidden çok kötü. Yani takım oyunu denen bir şey yok abi. Zaten oyundan da alındık. Maç bitiyor arkadaşlar. Yeniliyoruz bu maçta 1-0. Cidden hiç pozisyon bulamadık neredeyse. William takımına 1-0 yeniliyoruz. Hep kötü dediğimiz takımları yeniliyoruz farkındaysanız. PSV de bize çok yaklaştı yani. Dibimizdeler. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Bakalım bir sonraki maç Ajax'la arkadaşlar. Ajax maçıyla bu videoyu bitireceğiz. Öncesinde transfer dönemi kapanmadıysa ben görüşmelerden transfer talebinde bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle İspanya liginden mesela bizi alabilecek bir takım kim alabilir bizi? Sevilla'ya gitsek aslında fena olmaz ama Sevilla da çok iyi bir takım olarak gözükmüyor PES 2016'da. Mesela Valencia'ya gidebiliriz. Valencia'ya, ama Valencia'da çok fazla forvet var. Bakalım başka İtalya liginden şöyle Inter, Juventus bizi almaz. Lazio, Milan. Milan'a gitsek mesela nasıl olur? Milan'a bir transfer talebinde bulunsak mı? Bir saniye, öncesinde sezon kayıtlarına bakayım. Milan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeymiş. Milan'da demeyelim, biz en iyisi abi İngiltere Ligi'nden. Şöyle Merseyside Blue var. Başka Liverpool'a gidebiliriz. Bakalım Liverpool bizi kabul edecek mi? Liverpool'a gidersem cidden güzel olur. Sonraki maça gidelim. Ajax maçından sonra bakalım Liverpool'a gidebiliyor muymuşuz. Hadi oğlum aç içeriye. Açtı içeriye. Ön direkte kaleci müthiş çıkardı. İleriye doğru kaçıyorum. Müthiş bir pas. Hadi oğlum. İlk çalımı attım. İkinci de atamadım. Alırsın. Vur lan kaleye. Affetme lan. Vurmadı. Ben vurabilecek miyim? Vuramadım. İçeriye, helal lan sana. Helal sana, var senin asistinde Slugver atıyor durum 1-0. Larsen verdi. Larsen müthiş verdi. Vurdum ve gol. Bu maçta affetmedim. Hiçbir maç affetmiyoruz. Bunda da affetmedim. 2-0 yaptık durumu. Artık maçı garantiledik. Maçta durum 2-0. Burada böyle pas veriyorlar, sen bana birazdan izleyeceğiz.
Larsen önü boştu fakat verdi bana pasını. Ben de burada çektim topu. Boş pozisyonda köşeye salladım. Kaleci tabii ki de hiçbir şey yapamıyor. Çünkü defans hiçbir şey yapmadı yani. Gol önlemek için hiçbir katkıda bulunmadı ve 2-0 oldu. Şimdi Larsen attım. Larsen verdi. Aman tanrım. Larsen enteresan bir pas verdi. Yeniden Larsen oynayamadım, kaptırdım. İleriye doğru Zikovic, kaleci. Kaleci adamsın lan sen. Hadi oğlum, dokunamadım. Şimdi araya kaçıyorum. Gördü beni ileriye doğru koşarken. Çok geride kaldım topa. Tek pas oynuyoruz şimdi. Defans müdahale ediyor. Artık 86. dakikalar. Maç bitmek üzere artık arkadaşlar. Ve 2-0 bitiyor. Ajax'ı 2-0 yeniyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bakalım sıralamada ikinci sıraya yerleşebildik mi? Hemen göreceğiz şimdi. Evet, Feyenoord'da berabere kalmış William'la. Hayır ya, 40 puandayız. Daha 6 puan var. Ajax yenince, Ajax puan alamadı doğal olarak. 47 puanda kaldı. Artık bayağı açılmış puan farkı. Yapacak pek fazla bir şey yok. Görüşme günü. Bakalım. Bakalım ne türde bir cevap geldi. Acaba Liverpool'a gidebilecek miyiz derken Liverpool kabul etmedi. Daha erken arkadaşlar. Daha erken, acelesi yok. Bakalım zamanlı olur her şey. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Bir sonraki videoda Twente maçını yapacağız. Ardından Feyenoord maçı yapacağız. Yani ikincilik için emin adımlar atmak için güzel maçlar olacak arkadaşlar. Bu arada Slugver sakatlanmış. Gene sakatlanmış geri zekalı. Hep sakatlanıyor zaten. Neyse, kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.